Evet. Seni buraya davet ederim. Anneciğim bir şeyler söylemek ister misin? Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Rekik kardeşim, burada ödülün kaldı senin. Onu bir alır mısın? Diyarbakır'ın 90'lı yıllarına götürmek istiyorum ve Metin Göktepe ile nasıl tanıştığımı anlatmak istiyorum. 90'lı yıllardan yine bir gündü. Devlet için çok rutin ve normal günlerden bir gündü. Fakat ancak Diyarbakır'da zorunlu göç mağdurlarının sığındığı gettolarında bölgede doğdum. Ve o bölgede her gün, her geçen gün birileri öldürülüyordu ve birileri katlediliyordu. Benim de akrabalarım, birçok akrabalarım bunların arasındaydı. Ve bu nedenle sürekli annem akşam dışarı çıkmayın, öldürülürsünüz diyordu. Ve bir gün yine bir gazeteci öldürülmüştü. Televizyonlar kara kaşlı bir gazetecinin katledildiğinden bahsediyordu. Ve annem sobanın etrafında evlerimi ısıtırken, bak dışarı çıkma, seni de katlederler, seni de öldürürler. Çünkü bu ülkede gazeteciler bile öldürülüyor. O annemin bile demesi benim gözümde Metin Göktepe'yi bir kahraman ilan etmişti. Çünkü o bir kahramandı, çünkü öyle yürekliydi ki dışarı çıkabiliyordu ve ben de dışarı çıkmalıydım. Günlerden bir gün ezidi kadınların haberini yaptım ve bence bu haberi yaparken de Metin Göktepe olsaydı bu habere gitmeliyim diyerek gidecekti ve belki Sarıbas'ın kartı olmadığı için katledilecekti. Benim de Sarıbas'ın kartım yok. Fakat ezidi kadınların haberini tıpkı Musa Anterler'in, Gurbet Eliyer Sözler'in yaptığı gibi mutlaka gitmeliyim dediği için bu haberi yapmak istedim ve gittim. Bu haber yaptığımda pek ses getirmedi ne yazık ki. Haberin içerisinde 7000 kadının esir düştüğünü, çocukların 3 yaşından 6 yaşına kadar çocukların esir düşündüğü ve tecavüze uğradığından söz ediyordum. Ve 7000 kadının IŞİD tarafından, yani DAEŞ çeteleri tarafından canlı bomba eylemine hazırlık yapıldığından söz ediyordu. Ama fakat birçok gönderdiğim birçok gazete bu haberi kullanmadı. Çünkü Türkiye'nin gündemi farklıydı. Türkiye'nin gündemi farklı diye bu haber kullanılmadı ama annem her zaman söyler, kahramanlar hiçbir zaman ölmez ve peşinizde olur diye. Gerçekten ben bu ödülü aldığımda bunu anlamıştım. Kahramanlar ölmemişti ve Metin Göktepe bu haberi duymuştu ve ödülüyle aslında bana bir mesaj gönderiyordu. Bu anlamda çok mutluyum. Haberimi de DAEŞ'e karşı DAEŞ'in saldırılarını görüntülemek için katledilen Deniz Fırat adını alıyorum. Ve Kobani'de direnen, Şengal'de direnen YPJ'li kadınlara adıyorum. Sizi YPJ'li kadınların direniş slogatlarıyla da selamlıyorum.